Erzurum'un en basit patlıcan yemeği kendisi olabilir ama lezzeti için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi sizinle çok lezzetli bir patlıcan yemeği yapacağız. Hem de çok pratik yine. Bunu bir Instagram'da takip ettiğim Kız Meseleleri diye bir arkadaşım var. Onun sayfasında görmüştüm bu yemeği. Hemen ben de yapayım. Hem çok lezzetli hem çok pratik diye düşünmüştüm. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi patlıcanlarımı böyle küp küp doğradım. Ben bu doğrama aşamalarını falan geçiyorum sizi çok sıkmamak için. Şimdi üzerine şöyle zeytinyağı gezdiriyorum ve patlıcanlarımı bu yağda kızartacağım biraz. Kapağını kapatıyorum tavamın ve biz kızarmaya gidiyoruz. Patlıcanlarım kızarırken gelin biz sizinle bir kuru soğan doğrayalım. Burada göstermek istediğim bir şey var. O yüzden soğanı birlikte doğrayalım istedim. Şimdi soğanımı piyazlık doğrayacağım. Ortadan ikiye böldüm. Ve şu şekilde bir kez daha kesiyorum. Yani şu şekilde. Eğer bunu buradan doğramaya başlarsanız soğanınız salatalar için ve piyazlar için katlarına uygun şekilde ayrılacaktır. Diğer şekilde dilimlerseniz eğer yemeklik olacaktır. Gördüğünüz üzere katlarını nasıl ayrıldı. Şöyle doğrarsak soğanımız piyazlık olur. Bunu bir yemek kursunda öğrenmiştim. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi patlıcanlarım kızarınca soğanlarını üzerine katacağım. Domateslerimi küp küp doğrayacağım. İki domates doğrayacağım. Biraz da salça katacağım. Hepsi bu. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Soğanlarımızı da doğradık. Şimdi domates doğrayalım. Şimdi şöyle patlıcanlarım kızarmaya başladılar. Üzerine doğramış olduğumuz şu şekilde piyazlık soğanlarımızı da ilave ediyorum. Biraz da soğanlarımızla kavrulacaklar. Şöyle soğanlarımla patlıcanlarım birlikte pişiyorlar. Birazcık daha pişince domates ve salçamı ilave edeceğim. Soğanlarım da biraz pişince şimdi içerisine küp küp doğradığım domateslerini, kabuklarını soydum domateslerimin ve bir yemek kaşığı salçamı ilave ettim. Karıştırıyorum şimdi hepsini. Şu şekilde karıştırıyorum. Ondan sonra tuz, karabiber yemeğimiz hazır. Nefis, pratik, basit, lezzetli bir yemek. Şöyle yemeğimiz pişerken ben de tuzumu ilave edeyim bir yandan. Şöyle tuzumu ilave ediyorum. Biraz da karabiber ilave edeceğim. Şöyle karabiberini de ilave ediyorum.